Yeni haftadan herkese merhabalar efendim. Fişek gibi yeni haftaya başlıyoruz. Bakıyoruz evimizin koltuğunda iki hanımefendi bana bakıyorlar heyecanla. Evet, bu haftanın ilk gelin ve kayınvalidesi Atiye Hanım ve gelini Nilay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hanımlar? Teşekkür ederiz. İyiyiz, bomba gibiyiz. Valla. Evet. Bomba gibi miyiz göreceğiz bakalım birazdan. Evet, inşallah. Nereden i̇nşallah geliyor bombalar? Böyle olur. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum ben, Osmaniyeliyiz. Ha, gelin burada. Evet. Sen Atiye burada, ben Osmaniye'den. Ta Adana'dan geldi. Vay, evet. vay, hoş geldin. Bir bayıl Allah aşkına şöyle. Dur, daha bir bayıltacak bir şey. Seviyor musunuz bayılmamı? Çok bayılıyorum. Hele ufak küçük kızımla, beşim çok bayılıyorum. Küçük kız kaç yaşında? Küçük dediğim o da 26 yaşında, 27. Ha, küçüğü, senin küçüğün. Benim küçüğüm. Senin küçüğün. Peki, evet Nilay'cığım anlat bana biraz kendini. Kaç yıllık evlisin? 8 aylık evliyim. Aa, 8 aylık. Evet, mutluluklar diliyorum. Teşekkür yeni ederim. Yeni evli daha, yeni gelir. Tanışmama en küçük görümce Melih kuzenim vesile oldu. Bu küçük görümce annenin de evet, dedi. Evet, evet. Aynı üniversitelerde zaten kuzenimle görümce. Numaralar veriliyor işte, benim abim var, kuzenim var. Yakıştırmışlar, evet, sizi yakıştırmışlar. Bak bak bak, küçük görümceye. Eşim de izin alıp işte küçük görümcemin nişanı vardı. Orada tanışma fırsatımız olmuştu. İşte gittik, oturduk ve ilk görüşte zaten şey, eşim dedi ki direkt ben seninle evlenmek istiyorum dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Adı ne eşinin? Mustafa. Mustafa seni gördü mü evlenmek evet, istiyorum evet, dedi. Direkt aileler tanışsın, ben seninle evlenmek istiyorum dedi direkt. Aa, nasıl oluyor bu iş demedi mi? Evet, yani ben bir kaldım böyle, ne oluyoruz yani daha diyerekten. Buldum aslan gibi oğlumu, niye evlendin? Kaçar mı diyorsun benim? Kaçar aslan mı gibi Mustafa? Yani, kaçmaz. Mustafa kaçırır mı seni hiç? Konuştuk 4 ay sonra zaten beni ikna etti yani. Nişan yaptık. Evet, hızlı gerçekleşti bizim sürecimiz. Ailem bir şey demedi mi? Ne oluyor kızım? Kimdir bu çocuk? Daha 4 aydır şunun şurasında falan diye. Dediler açıkçası, aynen dediler ama işte süreci hızlandırdık. Gönül ferman dinlemedi. Evet. Ne kadar sonra evlendiniz? Bir sene sonra da düğünümüzü yaptık. Ha, düğün yaptınız? Evet evet, yaptık. Hayırlı uğurlu olsun, mutluluklar olun, diliyorum. Teşekkür ederiz. Bu arada hemen seyircilerimiz merak ediyorlar. Diyorlar ki acaba bu hafta programda gelinlerimiz ne pişirecek diye. Efendim Bayburt'un çok güzel yemeklerinden birini ara sıcak olarak gelinlerimiz bize sunacaklar. Nedir? Lor dolması, evet. Pazlı'dan yapılan çok güzel, çok lezzetli bir yemektir. Yememiş olanlar mutlaka vardır, bilmeyenler mutlaka vardır. Kağıt kalemleri hazırlayın. Bu hafta bize gelinlerimiz lor dolması yapacaklar. Bakalım nasıl yapacaklar? Ama tabii ki senin bir menünü duyalım evet. Haftaya. Nasıl bir menüyle, nasıl bir yarışmacıyla başlıyor? Var mıdır böyle mutfağa ilgin, elinin lezzeti? Yani, sever mi insanlar, beğenirler mi etrafında senin yemeklerini? El lezzetime güvenirim. Tamam. Yani eşim de İlk beğenir. İlk defa tatacağım Zuhal Hanım yemeğini. 8 aydır. Evet. Hep buna bayıldım. Niye? Kız hiç mi çağırmadın bir yemeğe bir şey? Annem Osmaniye'de olduğu için ben İstanbul'dayım. Hani yani, pek gelme fırsatı. Doğru söylüyorsun. Evet yani. Oradan da doğru. Bir ay beraber olmadık. Pandemi var evet, şimdi. Evet, aynen. Evet. Pandemi haklısın, de vardı. Doğru. 8 aylık geliyorum, zaten. Geliyorum. Lafını da böldüm kızım, kusura bakma. Anne. Yapını gördüm, kusura bakma ya. Geliyorum, ben mutfağa hiç sokmuyorum gelinimi. Ha. Evet. Yani ben yapıyorum, ben yediriyorum, ben yapıyorum. Yani ha, oğlum da gül sever. Ha. Ben buraya geliyorum, benim ikinci yanım gelişim. Ha, Ramazan'da ikinci da gelecektim, gene bunlara güzel güzel yemekleri yapıp tattıracaktım. Hiç merak etmedin mi bu gelin nasıl yemek yapıyor? Bir bakayım benim Mustafa'm neler yiyor diye. Soruyorum, oğluma soruyorum, gelinime soruyorum. Ne pişiriyormuş? Ne pişiriyorum kızım, bugün ne yiyorsun? Fasulye, ne yiyorsun? Pilav. Fasulye, pilav, nohut, pilav. Aa, nohut iyi. Evet. Nohut yemeklisi. Makarna. Bir dolma molma hiç yaptın mı? Bir börek açtın mı? Börek açtım. Hadi. Evet, börek açtım. Evet, el vay, açması. Hadi bakalım Nilay, göreceğiz. İnşallah. Tabii ki evinde güzel yapıyorsun ama bizi ilgilendiren kısmı tabii ki buradaki evet, maharetin, evet. Çabukluğun, evet. Nasıl bir performans çıkacak bu hafta gelinleri ben de merak ediyorum. Ama öncelikle tabii ki menünü çok merak ediyorum. Bakalım pazartesinin menüsü nasılmış, Nilay'dan gelsin. Un tarhana çorbamız var. Un tarhana çorbası. Evet, memleketimizden getirdik. Oh, Osmaniye'nin tarhanası. Evet, lor dolması. Tabii ki ara sıcağımız evet. Bu haftaki yemeğimiz. Kaşarlı mantar. Kaşarlı mantar. Karalahana salatası. Ara yemek tepsi. Evet, bunlar ara sıcakta. Güzel. Ana yemek olarak zorkun tava. İlk defa yapılıyor şu an. Zorkun tava. Evet, Osmaniye'ye özgü. Zorkun yaylamızı. İlk kez. Kaçın en tarifleri. Yavurdağ derler bizim heh. Orada.
zor kun yaylası deriz. Yaz geldi mi bizim orada çok nem olduğu için. Yaylasını biliyorum da yemeğini ilk defa duyuyorum. Yani oraya gelip de zor kun tava yemeden gidenler zor kuna geldim demez. Zordur biraz yani. Diyorsun gelip de zor kun da yemeden evet, zor olur. Zor kun tava. Bir de fırında pişecek o taş fırında. Ama burada taş fırın yok. İşte evet, burada yok. Normal fırınımız var. Normal fırın. İdare et artık. Evet. Ama ilk kez yapılacak tabii. Evet, ben böyle çok seviyorum, çok heyecanlanıyorum ilk kez İsmini duydum. İsmini de zaten yayladan alıyor. Zor kum tava. Ah şöyle. Yanında evet, ne var tavamızın? Yanında da havuçlu arpa şehriye pilavımız var. Havuçlu arpa şehriye. Cacık var. Oh. Tatlı olarak da muhallebili revani tatlımız var. Muhallebili revani tatlımız var. Evet. Efendim menümüz böyle. Afiyet olsun diyelim şimdiden. Ve seni hemen... metro nereden be? Markete uğurluyorum. Hadi marketten alışverişini tamam, yap da gel. Havada bak açtı, yağmurluydu. Şansına güneş evet, açtı. Evet, evet, hadi tekrar şansım, yağmur başlamadan. Tamam, ben gidiyorum. Hadi Nilay kolay gelsin. Sağ olun. Fazla oyalayıcı bir menü değil yani. El açması yok, zahmet yok gerçekten de. Beğendim seçimlerini. İnşallah yapan zevkli yapar. Menü inşallah yaparım, güzel gelir. Menüyü ben çok basit buldum. Mantar basit, onun salataları basit, muhal tatlısı basit, cacık basit. Bilmiyorum yani uğraşacağı bir şey yok, emek yok. Hoş, güzel, tatlı. Evet, çok tatlı maşallah. Hiç beraber vakit geçirme şansınız oldu hiç mu? Hiç olmadı. Aa, şimdi onda kalıyorsun ama. Şimdi yeni geldim, çarşamba günü geldim. Ha iyi. Bu program için geldim. Nilay nereye? Mikser koş markete. Nasıl gidiyor çarşambada? Evde gözlem yaptın mı kayınvalide? Yaptım. Ne yapıyor, ne ediyor? Derli toplu mu? Sabah kaçta kalkıyor? Evet. Kocişini uğurluyor mu sabahları? Uğurlamıyor. Hı? Kocişim gidiyor, şey, oğlum gidiyor, kendi yatıyor öyle. Vallahi attım tuttu ha böyle bir şey. Niye, uyuyor mu? Uyuyor. Niye? Beni rahatsız etme diyor. Sen çek git diyor. Gerçekten. Mustafa'ya. Evet. O 4 ayda aşık olduğu adama. Evet. Daha 8 aylık evli. Evet, oğlum kalkıyor gidiyor. Ah, kendi kendine. Kendi kendine. Kahvaltı etmeden. Evet. Maalesef. Eşinin yanağına bir buğse konduramadan. Ben de diyorum ki kızım diyorum ben şu yaşa geldim diyorum. Hocam giderken hala kahvaltısız göndermem onu diyorum. Anne ne yapayım oğlum istemiyor diyor. Ne? İstemiyor. Ha Mustafa istemiyor. Evet Mustafa yalan, istemiyor diyor. Mustafa yalan, ne diyor? Mustafa da sabah sabah yiyesi mi yok anne diyor. Ne desin garibim? He öyle diyor. Diyecek başka bir şey yok. Evet. Ne desin şimdi sana mı kötüleyecek kızı? Evet. Nilay hazır mısın? Hazırım. Seni hazır gibi görmüyorum. Neden? Heyecanlı gibisin. Tabii ki de heyecanlıyım. İddialı mısın? Kesinlikle. Ama daha alışverişe bile başlayamadın. Açabilirsem tabii. Kayınvalidene yemek bile yapmamışsın. Mikser lütfen ortalığı karıştırma. Kayınvaliden gelinimin elinden yemek yemedim diyor. Tamam şimdi yiyecek ama ne yapalım uzaktaydı. Eyvah gitti domatesler. Domatesleri neden atıyorsun? Ortalığı dağıttım şu an. Eyvah marketi yıktın. Şu an pek iyi değil gibiyim. Nilay bence şaka yapıyorsun. Ne konuda? Kayınvaliden ilk kez elinden burada yemek yiyecek. E tamam ipleri taptıracağım kayınvalideme. Gerçekten sen yemek yapıyor musun? Tabii ki de yemek yapıyorum. Ne zamandan beri yemek yapıyorsun ki? Tamam 8 aydır yemek yapıyorum. Gayet de kocam memnun yani. Ne yapabilirim ama? Yemek yapmaya hangi yemekle başladın? 8 ay önce hangi yemeği yaparak başladım? Kasıp çorba. Fiksi yemek. Evet. Bu hafta gelinlerimiz lor dolması yapacak. Onda iddialıyım. Daha önce yaptın mı? Bir kere denedim. Nasıl oldu? Gayet de güzel oldu. Doğruyu söyle. El lezzetine güveniyorum dedim sana. Kayınvalidene yedirdin mi? Tabii ki de. Kayınvalidenle aran nasıl? Kayınvalidenle aramız gayet iyi. Tabii uzaktayız. Pek görüşemiyoruz. Rahatsın desene. Rahatım. Çok şükür. Kayınvalidene yakın olmak ister miydin? İsterdim ya. Çünkü iyi anlaşıyorum kayınvalidenle. Aynı evde yaşamak ister miydin? O kadar da değil yani. Neden? Yani aynı evde. Yeri geliyor eşinle anlaşamıyorsun zaten. Kayınvalideyle çok sıkıntı olur. Bir de kayınvalide mi çekeceksin? Ya bir de kaynanamı mı çekeyim şimdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.